Çoban sıkıntısı çok büyük sıkıntısı. Yani kesinlikle. Birinci sırada. Birinci sırada. Ben birinci de işte sırada. Onunla ilgili hep söylüyorum. Bizim para, şöyle düşünün. İhtiyacımız var. Para kazanabilmeniz için iyi bir kadron ve ürettiğin bir hayvanı satabilip maddiyata döndürebilirsiniz. Tam tersini düşünelim. Çoban yok. Kuzular öldü. Yetiştiremedik. Bir şey satamadık. Bu işi bırakıyorum ben abi. Benim hayvanlarım satılık. İş buna dönüyor. Bu sefer ne oluyor? Pazar düşüyor. Bu sadece ilde Fransa'yla ilgili değil, diğer koyunlarla da ilgili. Genelde Türkiye'nin ne oluyor? Piyasayı biz kendi elimizle aşağı çekiyoruz. Neden? İşte ne diyelim? Girişimci diyelim. Girişimcinin bir maddi bir gücü var. O maddi güçlü bir işletme kuruyor. Buraya kurduğu bu hayvanları birinci sırada bakıcıyla alakalı problemi çözemediğinden dolayı zincirleme sıkıntı yaşıyor. Bunun neticesinde de ne yapıyor? O günün şartında 5 liralık olan hayvanı kurtulmak için gözünü kapatıyor. Niye? Hani daha önceden ticaretle uğraşan insanın çoğu tabiri caizse ölümü görmüştür ticarette. Onu gözünü kapatıp 3 liraya sattığı zaman ne yapıyor? Yandaki yetiştiriciye zarar ettiriyor. Maalesef. Diyor ki bu mal 3 lira diyor. Bak falancıdan aldım. Senin malını da 3 liradan vereceksin yani diyor. De, piyasayı aşağı çekiyoruz. Bir de çok sık çoban değişimi istikrarsızlığı körüklüyor. Kesinlikle doğru söylüyorsunuz. Ve bunun neticesinde sen tam adama öğretiyorsun, tam kıvamına getiriyorsun. Hı-hı. Bir bakıyorsun adam çekip gidiyor. Evet. Yeni gelen adamın adapte olana kadar çok sen orada sıkıntı. 15-20 tane daha kuzu kaybettin. Kesinlikle. Giden adam... Kaybettiğin kuzular hep senin kârın işte. Mesela örnek veriyorum. Bizim yanımızdan giden adam da başka yerde. O da olamıyor. Orada da verim olamıyor. Verim duyuyoruz olamıyor. Oradan oraya geçmiş, oradan oraya geçmiş. Kimseye faydası olmuyor bu sefer. Hepimiz psikolojik bir harp yaşıyoruz i̇şte aslında. Orada aslında belki küçük başçıların ya da hayvancılık işleri yapanların çobanlarla ilgili bir onun şeceresi olması lazım. Eğitimi. Yani bir çoban bir yerden çıktığı zaman dur bakalım nereye gidiyorsun? Yani referansının olması lazım. Tabii, ama olabilir. Bizde o kadar piyasa aç ki, çobana aç ki evet, kim maalesef. Gelse aman gel diyor, hiç incelemeden bakıyor. Paraya bile bakmayanlar var, para da verseler çözemiyorlar oluyor. Osman Bey. Böyle de bir kötü bir yer var. Yani parayla çözülmüyor. Çözülmüyor. İstikrar yok çünkü. Yani gelen adam bugün X paraya geliyor, üstüne 1.000 lira daha alıyor, 1.000 lira daha başkası teklif ediyor. Bu adam da gittiği geldi yol paralarıyla zaten ona da fayda etmiyor. Yani şöyle bilmeyenler için değerli izleyicilerimizin söyleyelim. Şu anda bir çoban yaklaşık 10 bin lirayla 12-13 bin lira arası alıyor zannedersem. Evet. Yani asgari ücretin çok üstünde alıyor. Evet. Bir de onların ek gelirleri var. Nedir? Kira parası vermiyor. Evet. Elektrik parası vermiyor. Hı. Su parası vermiyor. Yakacak. Yakacak parası vermiyor. Ve üstüne üstlük erzak da alıyor. Hı hı. Artı eğer o şeyde, o sürüde herhangi bir şekilde hayvan kesiliyorsa onun etinden de yararlanıyor. Tabii, tabii ki. Tabii. Bir de satış yapıldığı zaman satın alanlar bahşiş veriyor ayrıca. Onlar küçük. Ya kârları. Onlar küçük ama bak bunlar böyle yaptığın zaman ciddi bir rakam tutuyor. Ha. Evet. Benim gönlüm ne ister? Ben şunu isterim. Çoban okulu olacak, kalifiye eleman olacak. Sen 12-13 değil, çoban okulundan gerçekten mezun olmuş ve bu işi teslim edebileceğin her türlü. Hı-hı. Ama masa arkası değil. Bizim adamımız masa tabii arkası kesinlikle. Olamaz. Evet. Çünkü Türkiye'de çok fazla veteriner hekimlik var. Hı-hı. Çok fazla işte ziraat mühendisliği evet. okulları var. Tamam bunlar çok güzel. Hı-hı. Ama bu arkadaşlarımız daha çok hep masa arkasında kaldıkları için kim bakacak hayvana? Bizim müdüre değil. Bizim işi aktif yöneticiye ihtiyacımız var. Evet. Böyle olduğu zaman da ben çok rahatlıkla işte bu meslek çoban okulundan mezun olanlar en az bugün çok rahat 15, 20, 25 alabilmeliler. Çünkü o kalifiye olduğu için o belki 2 kişinin, 3 kişinin yaptığını da yapacak. Şu hakkını verdikten sonra parada sıkıntı yok. Yani alamayıp da o paraları vermek de bir işletmenin ölümü evet, Osman Bey. Yani mesela bir üretici olarak en çok zorlandığın konu nedir diye soracaktım ama herhalde çoban şimdi konusu. Herkesin şeyi farklı. Yani benim yani genelde zorlandığın konular neler? Benim zorlandığım bir konu aslında çok yok. Yani dediğim gibi şu anki ekibimden memnunum. İnşallah onlar da benden memnundur. İkinci madde işte yem, ot vesaire. Bizim Derince'ye bağlı köyümüz. Derince Tahtalı köyü. Bu bölgede ağırlık büyükbaş hayvan yetiştiriciliği yapılıyor. Köyde, bölgede İstanbul'a yakın olduğu için 40-45 kilometre muazzam bir süt hayvancılığı var.
Bundan dolayı da ekilen arazilerin hemen hemen %90'ı diyebiliriz ekiliyor. Bunun bir belli bir sezonu var. Örnek veriyorum şu an mesela yağmurların peşinden işte balyalanılacak otlar şeyler kalkıyor, açılıyor. Buraları kullanma imkanımız var. Sağ olsun Allah razı olsun komşularımızdan, arazi sahiplerinden bize eski olduğumuz için orada şeyleri yok. Sıkıntı yaratmıyorlar sağ olsunlar. O arada işte bir 70-80 dönüm, 60-70 dönüm bir arazi yakınımızda kiraladık. Oralara işte 3. aydan itibaren biz hayvanları dışarıya çıkartıyoruz. Her insanın bir avantajlı yanı var. Benim de avantajlı yanım. Merayı'dan fazla yararlanıyorum. 12. aya kadar benim hayvanlarım dışarıda. Tabii şimdi içerideki bakılan hayvanın maliyeti, içerideki bakılan hayvanın sağlık durumu, görüntüsü, şekli, şemaliyle Mera'daki hayvan biraz daha farklı oluyor. Yani Kocaeli'nde küçükbaş hayvancılık ya da hayvancılıkla ilgili neler yapılmalı sence? Böyle kafana ilk gelen... Kocaeli ile ilgili şöyle söyleyebilirim. Yani bir defa ırklarımızı verimini yukarıya çıkartmamız gerekiyor. Ben geçmiş senelerde işte bir projeler devletimiz hazırlıyor. Diyor ki işte genç girişimcilere işte koyun kuzu dağıtıldı bölgede. Bir gün bir baktım yan köyümde bir vatandaşa Akkaraman koyunu getirmişler. Yarısı Akkaraman yarısı ivesi. Ya burada koyu Akkaramanla ivesi burada nasıl duracak? Nasıl olacak? Birilerinin ön ayak olması gerekiyor. Islah çalışmaları yapmamız gerekiyor. Etçi ise etçi üzerine. Şimdi insanlar elindeki koçları değiştirmek istemiyor. Örnek veriyorum. Ya değiştir abi bunu. Etçi ırklarla, Ile de France gibi. Hani bölgemizde olduğu için bu hayvanın adaptasyon problemi yok. Al bunun erkeklerini kendi yerli melez koyunlarına çiftleştir. Kasaplık kuzu elde et. Şöyle düşünelim. 100 tane kuzu bugün 5 kilo, 4 kilo fark etse 400 kilo mu yapar canlı kilo? Evet. Yani sadece rakamı atıyorum kafamdan. Abi 100 lira 40 bin lira yapar. Yani 40 bin lira çoğu kişi ya 40 bin lira küçük para gibi gelir ama abi öyle değil bu iş. Sonuçta kırsalda yaşayan adamın belki de bir yıllık mutfak masrafı. Tabii. Sadece her şey aynı.